Nuri Tanrıseven 1915 doğumlu ve 1945 yılında yani 30 yaşında Burhaniye'ye mahiyet memuru olarak tayini çıkar. Önüne bir dosya gelir ve o dosyada bakar ki bir anlaşmazlık var iki köy arasında. Ortada bir tane mera var. Biraz konuştuğunda anlar ki bir tane köy oldukça da zalim insanlar diğer köye baskı kuruyorlar ve onların merasını ele geçirmişler. Gider iki tarafı dinler. Dinledikten sonra der ki kanuna göre, yasaya göre bu mera bu köyün. Şimdi mazlum köylüler şaşkın. İlk defa yıllardır çözemedikleri bir şey ve bir kaymakam, bir mahiyet memuru onların lehine karar veriyor. Diğer taraf o güne kadar daha öncekileri işte rüşvetle, korkutarak hep sindirmiş. Orada da kalkarlar ayağa, sen görürsün biz sana soracağız hesap falan derler. Hadi bakalım nasıl soracaksanız sorun hesabı der. Ama bütün o toplantılar, görüşmeler boyunca Nuri Tanrıseven'in sağ ayağı hiç yerden kalkmaz. Nedenini de birazdan anlatacağım. Şimdi karanlık olmuş ve Burhaniye'ye dönmesi lazım. Orada sadece o iki köy var. O köylerden birinde kalırsa diyecek ki taraf tutuyor. O yüzden dönmesi lazım Burhaniye'ye. Atına atlar Nuri Tanrıseven. Atıyla giderken karanlıkta aklından hep şu geçer. Sağ ayağını kaldıramamasının nedeni sağ ayağı kabısı delik. Altı delik ve su da alıyor içinden. Atla giderken der ki işte o kadar rüşvet teklifi, para teklifi hepsini beyliyle itmiş. Allah'ım der yani bizi devlet memuru yaptın. Uğraştırdığın paralara, şeylere bak. Ama hala delik ayakkabıyla dolaştırıyorsun bizi diye. Böyle söylene söylene giderken bir anda karanlığın içinde, ormanların içinde gürültüler duyar. Tabancasını atar elini çünkü o tehdit eden köylüler onu basacaklar, saldıracaklar diye. Bir anda karşısına onlar hakkında olumlu karar verdiği mazlum köylüler çıkar. Ellerinde bir tane böyle şey torba. Memur bey derler, biz yıllardır bu kararı çıkarttıramıyorduk. Bir şekilde insanları korkutuyorlardı ve o kararı aldıramıyorlardı. Bizden hiçbir şey beklemeden böyle bir iyilik yaptın. Biz aramızda 3 kuruş, 5 kuruş bir para topladık. Sana teşekkür etmek istiyoruz. Ellerinde bir kese. Nuri Tanrıseven der ki, ben bu kararı devletim için, adalet, hukuk için aldım. Sakın ve sakın bir daha böyle bir şey yapmayın, aklınızdan da geçirmeyin. Devletteki insanlara güvenin der. Lütfen hemen gidin. Bu olayı ben unutayım, siz de unutun. Ama sakın bir daha yapmayın der. Köylüler teşekkür üzerine teşekkür giderler. Nuri dayım, Nuri Tanrıseven atla giderken gökyüzüne başını çevirir. Biraz önce hani Allah bizi delik ayakkabıyla gezdiriyorsun falan diyordu ya. Bir daha der aklından sakın geçirme böyle bir şey. Beni bir daha deneme der. Yani harika bir hikaye. Ben böyle tüylerim diken diken dinlemiştim bunu. Niye anlattım size Nuri Tanrıseven'i? Benim babam 3 yaşında kaybetti babasını. Ve babasını hiç hatırlamıyor. Hep böyle gökyüzüne bakarmış. Bulutların arasında olduğunu düşünürmüş babasının. Gariban bir aile. Benim dedem, Ahmet dedem tabak derler. Yani deri işleyen bir adam. Soğukta çıplak ayakla deri üzerinde işleme yaptığı için öyle kaybediyoruz dediği hastalanıyor ve öyle ölüyor. Babaannem var, hiçbir yerden gelirleri yok. Üç kardeşler ve babamın en küçük kardeş okuma ihtimali de yok. Nuri Tanrıseven benim dayımdır, babamın dayısıdır. Nuri Tanrıseven okuttu benim babamı. Gittiği her yere götürdü, Kemaliye'ye götürdü, diğer yerlere götürdü. Ve babam Nuri Tanrıseven sayesinde bütün bu eğitimi aldı. Niye anlattım hikayeyi size? Bir memurun ayakkabısının altı delikse güvenin ona. O ahlaklı insandır, işini iyi yapan insandır, başka şeylere tevessül etmiyordur. Babaannem bir hikaye anlatırdı bize. Atmacanın bir tanesi et çalacak fakat yuvada yavruları var. Uçmuş gitmiş baykuşun yanına. Baykuş efendi demiş, ben bir yerden et çalacağım. Bunun cezası ne kadar zamanda çıkar? Baykuş demiş ki 40 güne kadar çıkar. Düşünmüş atmaca 5-6 güne kadar yuvadan uçuracak yavrularını. Ya demiş o ceza çıkana kadar ben demiş yavruları nasıl uçururum yuvadan. Gitmiş bir mangaldan et çalmış, götürmüş yuvaya bırakmış. Sonra tekrar uçmuş gitmiş. O etin altında bir köz varmış ve yakmış yuvayı. Bir gelmiş atmaca yuvasına, yuva yanmış, yok olmuş. Babaannem burayı biraz detaylı anlatırdı. Benim uykumu kaçırırdı. Ben size öyle anlatmıyorum. Uçmuş gitmiş baykuşun yanına. Demiş ki sen bana böyle böyle dedin. 40 güne kadar çıkar dedin. Ben demiş çaldım eti. 2-3 saat sonra yandı yuva.
Baykuş demiş ki sen daha önce et çaldın mı? Çaldım. Bu demiş onun cezası. Bu çaldığınınki daha çıkmadı. Delik ayakkabısı olan memurlara güvenin siz. Bu ülkeyi o delik ayakkabılı insanlar kurtaracaklar. Hiçbir şeye tevessül etmeyecekler. Hani haberlerde şurada burada oturduğunuz yerde duyuyorsunuz ya. Şunu çaldı, böyle hırsız, böyle üçkağıtçı nasıl böyle kalıyorlar? Çok söylenecek bir şey yok onlarla ilgili. Ama ben yıllar sonra Nuri dayımın delik ayakkabısını Beyoğlu'nda bir başkasının ayağında gördüm. Hrant Dink'in ayağında gördüm. Yerde vurulmuştu. Ve biraz okuyunca gördüm ki Hrant Dink benimle inancı aynı değil. Benimle etnik kökeni aynı değil. Hatta işte Ermeni katliamı var, yok yaptık yapmadık hep tartıştığımız konular. Bir bakıyorsun Hrant Dink hep bu ülkenin topraklarını savunmuş. Dışarıda bizim adımıza yasa çıkarmaya çalışanlar, soykırım bilmem ne çıkarmaya çalışanlara da karşı koymuş. Burası benim topraklarım demiş. Bu ülkeyi sevmenin ne etnik kökeni var ne inancı var. Dürüst, ahlaklı, rüşvet yemeyen insanlar bu ülkeyi seviyorlar diye düşünüyorum. O yüzden delik ayakkabısı olan insanlara güvenin dediğim o. O ayakkabı bir Ermeninin, bir Yahudinin, bir Türk'ün, bir Müslümanın, bir Yahudinin ayağındaysa o insana güvenin. Hiçbir şeye tevessül etmemiştir. 7-8 yıl önce bir gazete haberi gördüm ben. Kaş kaymakamının ayakkabısının fotoğrafını çekmişler. Binlerce dolarlık bir ayakkabı. O ayakkabıyı gördüğümde Nuri dayımın ayakkabısını hatırladım ben. Ha, eleştirmek için söylemiyorum. Çünkü şeyi hepimiz biliyoruz. Yani bir kaymakamın maaşıyla, parasıyla o ayakkabıyı alma ihtimali yok. Nasıl almış? Demek ki aileden çok zengin ve vatanıma hizmet edeyim diye kaymakamlık görevi yapıyor. O yüzden hani o kaymakamı zaten hani ödüllendirmemiz ve şey yapmamız gerekiyor. Yani düşünsenize ihtiyacı olmamasına rağmen kaymakamlık görevi yapan insanlar var bu ülkede. Allah razı olsun hepsinden. Çünkü rüşvetle, üç kağıtla falan alıyor olsa zaten devlet tepesine biner hukuk falan olduğu için. Ama bildiğim şey şu, o baykuş, o atmaca hikayesini hiç unutmayın hayatınız boyunca. Yaptığınız iyiliklerde, kötülüklerde ömür boyu çağlar diye düşünüyorum. Ben Nuri dayıma çok böyle gönülden dua ederek anmayı istiyorum ona. Size de hikayesini anlatırken beraber bir ders çıkarız diye düşündüm. Hepinize çok sarılıyorum. Görüşmek üzere.